Yeni mikrofondan hepinize merhabalar. Karekod kanalında yine yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. Yeni çıkan müzikleri konuşacağız beraber. ben Benden şeref halkı Şahin. Yanında Devrim Akbulaklı var. Hoş geldin Devrim. Hoş buldum abi. Ne yapıyorsun? İyidir abi. Yine geldik. Müzik konuşacağız. Senin her zamanki değişim, değişimle. Hayır. Ee... Öyle girmeyi seviyorum artık. Şey oldu. Dilerseniz çok fazla uzatmadan direkt şarkılarımıza geçelim abi. Bugün çok yoğun bir fikstürümüz yok. Ee, birazcık majör isimlerden çıkmış birkaç işe bakıp programımızı bitireceğiz. Direkt Kontkar'la başlayalım abi. Kontkar Pla 4 albümünün ilk teknisini yayınladı. Zengin. Ee, nasıl buldun şarkıyı abi? Ben beğendim ama önce sen yorumla. Sen nasıl buldun? Ne demek istersin Kontkar'ın bu şey albümün ilk şey Abi ben hiç... açıkçası e, Bu var ya ne biliyor musun Tam bir albüm introsu hı hı. Yani Bu kesinlikle bir albüm introsu olacak Bir şarkı e, o yüzden de Ben single olarak yayınlanması Pek hoşuma gitmedi Ama açıkçası şarkıyı beğendiğimi söyleyebilirim e, Bence iyi bir şarkı Özellikle de intro olursa pla 4'te gerçekten beni mutlu edecek Bir intro olur ee, bunun dışında bir de canlı performans yapmış Kontkar bunun için. Ee, o da bayağı beğeni topladı. Yani özellikle ototunsuz falan çat 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 söylemiş. İnsanlar beğendi. Ben de beğendim şarkıyı. Ototunsuz mu ya şey? Ototun yok onda. Sadece arkada şey var. Arkadan minik minik back vokal veriyor. Anladım. Ee, ya bana bir tık öyle gibi geldi de. Yani yine zaten vokali çok sağlam bir isim Kontkar. Hani şey konusunda falan da iyi. Flow konusunda da gayet başarılı bir isim. Çok çeşitlilik konusunda özellikle. Burada da farklı bir flow tipinde işte 2-3 farklı tipte falan gördük onu yine. Ben açıkçası tabii Kontkar bir trap albümü için falan böyle çok fazla lirik kaliteyi konuşmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bu şarkıda çok da bir şey görmedik. Her zamanki trap şarkı soundlarının Sözleri gibi. Ee, onun haricinde de ne diyebilirim mesela sen şeyden bahsetmiştin aklımdan karşı şimdi. Ee, yani genel olarak beğendim. Hani intro meselesine bahsettin hani bir intro için ne abartılabilecek ne de hani çok gömülebilecek tarzda bir şey orta seviyede eğer intro gibi düşünülürse yani bir albüm için. Yani ben en çok mutlu eden şey abi e, trap kont 2.5 albümünde ya E.P'sinde. Hiç beni hoşuma gitmedi. Kontkar çok fazla ses kullanabilen bir adam. Zaten yetenekli bu işin okulunu falan okumuş bir adam. Ee, farklı seslerle albümler yapıyor ve ben Trapkont 2.5 EP'sindeki o e, sound'unu hiç beğenmemiştim. Yani sesini kullanma şeklini hiç beğenmemiştim. Ama burada gerçekten hoşuma gitti. Zaten Trapkont buçukta da Gerçekten başarısız bir albüm olduğunu düşünüyorum. Ee, sadece Hepsi Geçecek şarkısını çok beğenerek dinliyorum. Abi, yani benim last FM hesabımda galiba son bir ayda 20 kere falan dinlemişimdir. Gerçekten sevdiğim bir şarkı. Tam bir de böyle bu mevsimlere uygun bir şarkı. Ee, Kontkar'ın da albümü gümbür gümbür geliyor. Bakalım beklentileri yes. karşılayabilecek o Bayağı hype'ladı ya. Çok hype'ladı. Şey Pla 3 bence şey en diyeyim abi. en iyi yaptığı ise çok başka bir şey olacak. Çünkü 3 bence trap, Türk yani şöyle diyeyim. Yok, modern o yani modern abi, rap o. tarihinin en iyi işi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de yapılmış. umarım Pla 4'te aynı kalitede bir iş olur. Dilersen abi bu, bugünün ana öğünlerinden benim öve öve bitiremediğim diğer albümümüze geçelim abi. Geçelim abi. <laughs> Affedersiniz. Sorgu ve Farazi'den antik Kahraman 90 Nesli isimli bir albüm geldi. 12 şarkılık. Öncelikle sana söyleyeyim abi nasıl buldun albümü? Abi yani klasik farazi beatleri yapmış, sorgu da üzerine okumuş albümü tipli bir şey yani çok da e, beklediğimden farklı bir şey bulmadım ama işte tek tek şarkı şarkı da konuşabiliriz. E, mesela şey beni çok şaşırttı. Ege Çubukçu fiti ben hani biraz onun yargıyla yaklaşmıştım ya. Ege Çubukçu varsa herhalde çok da biraz seviye düşmüştür diye düşündüm. Sonra şeyi fark ettim. Şarkının adı bugün o gün değil bu arada onu söyleyeyim. Evet. Ege Çubukçu bence uyumuş yani sorguyla orada ses olarak falan uyumlu bir iş çıkarmışlar. Fena da bir şarkı olmamış. Onu beğenmiştim içlerinden. onun haricinde mesela kimse bilmiyor favori şarkılarımdan bile. Dapoet Akmış. Nakaratta da sanırım Naci Berktaş. Evet Naci Berktaş. Daha önceden çok dinlemiştim yok. Ondan dolayı hani şey söyleyeyim dedim. O okuyor ve nakaratta da iyi iş çıkarmış yine. Yani Biraz Emrah, Emrah Karakuyu ayarında bir nakarat ama albüm içindeki nadir böyle yükselen şarkılardan. Hani dinlerken seni yükselten şarkılardan birisi. Genel olarak beatler hep 90'lar zaten her zamanki 90 BPM süper sorgu işleri. Yani streçler olsun, vokaller olsun hoş. Sorgu bence çok iyi bir lirist. Çok iyi bir söz yazarı. Çok underrated buluyorum. Evet kesinlikle yani en underrated lirisistlerden biri Türkçe rap'teki. Ee, burada da harbiden onu konuşmuş. Ben özellikle bir şarkıdaki sözleri bayağı iyi bulmuştum. Vandal. Böyle biraz battle ayarında. Evet. Birine ne sanki gömşürüyor gibi yani orada ama kime ne diyor bilmiyorum. Onun sözlerini beğenmiştim. Ee, böyle onun haricinde işte şarkı şarkı sen ne demek istersin Abi, Şöyle ben diyeyim söyleyeyim. ben o kadar beğendim ki bu albümü bir klasik olarak görebilecek kadar beğendim. Ee, albümü dinlemeden önce ben ilk direkt dinleyemedim albüm işlerim vardı o yüzden ertesi günü öğlen gibi dinleyebildim. Ee, Farazi tweet atmış abi son 30 yılın en iyi albümünü yaptık şeklinde. <laughs> yani işte o, biraz, o birazcık şey geldi bana. Çünkü evet. e, aynı adam bence Türkçe rap tarihinin en iyi albümünü yapmış adam olduğundan dolayı birazcık şey geldi. Evet. Sıvım. Evet, benim nezdimde daha iyi bir albümde geleceğini zannetmiyorum. Bu tarz bir konsept ...albüm. Doğru bir açıklama. Evet. Ya benim Orta için benim ya. için işte Top 3'üm yok, 2'im var abi. Bir kesinlikle e, hayalet ıslıdır, iki bir pesimistin gözyaşlarıdır. Onun gibi bir iş de gelmez. yani e, O yüzden bu ikisinin geçebilecek bir albüm çok zor yani bakalım. Umarım gelir. E, bu albüme dönecek olursak? Abi bu albüme dönecek olursak ben Farazi her zaman Madlib'e benzetirim. Bununla alakalı da daha önceden bir tweet atmıştım. Bana katılan bir arkadaşım da olmuştu hatta. Abi gerçekten farazi Türkiye'nin medli ve bence artık bunu demekten kaçınmaya da gerek yok. Bence farazi dünya standartlarında bir prodüktör. Türkiye'nin evet. en iyi prodüktörü demeyi geçiyorum yani. Çok fazla prodüktör var böyle abi biz en iyiyiz falan filan. Yok Furkan Karakılıç en iyi. Geçen sene şey demiş işte en iyi. E, prodüktör bendim bu sene falan. Abi geçin. Ya farazi olduğu sürece Türkiye'de ondan daha iyi kimse beat yapamayacak. Mest oldum abi. Gerçekten sanki Freddie Gibbs Medlib albümü dinliyormuş yasına. Beatlere bayıldım. Bence Farazi'nin bugüne kadar yaptığı en iyi beatler bu albümün içinde. Özellikle... Şeyden de iyi senin için yani. Hayal da iyi oradaki albüm. Şey, beat, bitlerden. beatler. Evet beat, beat olarak iyi. Ben Kanka beat. O da tartışılır. Vallahi. Şöyle tartışılır diyeyim, diyeyim sana. E, henüz bunun şeyi çıkmadı. Hayalet Sıla'nın sadece instrumental versiyonu var Spotify'da. Bunun henüz çıkmadı. Hmm. E, ben Hayalet 5 yıldız verdim 5 üzerinden. Yani hem albümü kendisine 5 üzerinden 5 verdim. Hem yani instrumental hem instrumentale 5 üzerinden 5 verdim. Buna albüme 4.5 verdim. Instrumentale 5 vereceğim. Çünkü <laughs> yani çok iyi. kim saldıracak ilk benim en beğendiğim altyapı oldu. Evet, ee, o da bayağıydı. Hakikaten Madlib dinliyor gibi hissettim. Madvillain'in şarkısı dinliyor gibi hissettim. Ee, like That, Kamufle'nin olduğu şarkı. Ben Kamufle'yi overall olarak çok aşırı başarılı bulan biri değilim. Ee, ama bir nefretim falan da yok, severim yani. Çok da iyi bir adamdır zaten. Burada da bir Ness sample'ı kullanılmış. Ness'in Halftime şarkısının sample'ı. Hmm. Kafayı yedim duyduğum gibi. Onun dışında hmm. bence abi az önce sorgunun ne kadar underrated olduğundan bahsettik. Abi Savai'yi ya. Evet. Savai'yi lütfen artık albüm yap. Ya abi çok iyisin sen. Fazla iyi abi anladın mı? Ben çok beğeniyorum Savai'yi. Bence 9.0 BPM albümlerinin ikisinde de bir tane MVP seçecek olursak bence ikisinde de Savai, ikisinde de en az görünen MC Savai'dir. Çünkü daha az verse okuyor. Ee, zaten yanılmıyorsam ikinci albümde bir askere gidip gelme durumu olmuştu. Çünkü konserde yoktu ee, Savayı Yani gerçekten onun verse'ünü çok beğendim. Negatif'in verse'ünü de çok beğendim. Ya abi bence gerçekten Featuring'larda mis yok diyebilirim. Sadece ben Dapoet'in featuring'ini çok beğenmedim. Dapoet'i çok severim. Daha güzel bir verse yazılabilirdi diye düşündüm. Beni çekti vallahi yine. Negatif söyleyeyim. Savai, Kodes Kahra. <laughs> Zaten Kodes Kahra gerçekten onu da öve öve bitiremem yani. O yaptıkları <laughs> fa Farazi ile de bir albüm yapmışlardı. O da gerçekten benim çok beğendiğim bir iş. Bunun dışında Ege Çubuk Ege Çubukçuyu ben hakikaten çok beğenerek dinlemem yani. Ama gerçekten ben burada de, ben de. Çok güzel bir şekilde fark farklı bir şey koymuş ortaya ve güzel olmuş. Bunun dışında bir Mista Brown'u duyduk. <laughs> Yıllar yılları sonra Evet. Ee, bir dönemin babalarından Mr. Brown'ı duymak benim hoşuma gitti açıkçası. Bence İşler Karışır şarkısı da güzel. Ben en beğendiğim şarkıları sıralamam gerekirse benim albümde en beğendiğim şarkılar... Kim Saldıracak ilk, Vandal, İşler Karışır, e, İntikam ve Alt Tabaka oldu. Evet. Bence albümün introsu da outrosu da çok yerinde. Ve temaya çok uygun şarkılar yani anti kahraman dediğimiz tema ve 90 nesli dediğimiz tema. İkisini evet. harmanlayıp bence çok iyi bir şey çıkarmışlar. Abi albümün kapağı çok güzel. Zaten şu an izleyicilerimiz görüyorlar. Hemen şurada. Albümün kapağına da bayıldım. Buram buram 90'lar kokuyor. Ya gerçekten bu iş ben benim... şey... Mesut Yılmaz'a benzettim. O kim o değil. Ben, abi, Mesut İki, iş, işin garip yerine ikisi de Mesut Yılmaz'a benziyor. <laughs> İkisi de Mesut Yılmaz'a benziyor. Ne alaka dedim mi? İkisi de Mesut Yılmaz olmayan Mesut Yılmaz gibiler. Kim onlar abi? Abi bilmiyorum ya. <laughs> abi, bunlardan biri <laughs> kesin aldım. bunlardan biri kesin Mesut Yılmaz ya. Ya ben o kadar eminim ki birinin Mesut Yılmaz olduğuna. <laughs> bir de yakın zamanda vefat etti. Aynen. Hani dedim acaba. Ya şöyle diyeyim abi oldu. bu sene çıkan Türkiye'de çıkan en iyi albüm diyebilirim ben. Hiç yani tartışmasız bir şekilde son birkaç senede de çıkan en iyi işlerden bir tanesi. Hakikaten modern klasik diyebileceğim kalitede özellikle Farazi'nin alıp götürdüğü Sorgun'un da kendine has bir tarzı var zaten. Ben Sorgun'un bu özellikle anti kahraman teması altında yaptığı işleri beğeniyorum. Bence çok güzel bir albüm olmuş. Dinlemeyen varsa da bu kadar öldükten sonra gidin dinleyin. <laughs> Eklemek istediğim bir şey var mı bu albüme dair abi? Yok abi sen gayet güzel özetledin. Ben de yani benzer şeylerden bahsettim zaten. Dedim, dediğimiz gibi. Evet. Yabancı piyasadan bir albümümüz var. Zaten kapağı karşınızda uzun süredir beklenen Lil Uzi World Future Collaboration albümü geldi. 16 şarkılık bir iş. Ee, albümün içindeki 14 şarkı, düet, Future ve Lil Uzi'nin birer tane şarkısı var. Ben çok kısa görüşlerimden bahsedeyim abi. ben şöyle diyeyim, albüm bence çok mid. Çok başarılı bulduğumu söyleyemem. Ben de. 5 üzerinden 2.5'luk bir albüm olduğunu düşünüyorum. Yani tam mid, 10 üzerinden de 4.5 verilecek bir şey aslında. Yani mid'in de bir tık altı olabilir. Benim bu albümle ilgili en büyük hayal kırıklığım şu şey oldu. Future bence inanılmaz bir 2020 geçiriyor. Hakikaten çok iyi bir 2020 geçirirken böyle bir e, albüm yapması beni çok üzdü. E, çünkü bence özellikle High of Life kaliteli bir albümdü. İçinde çok güzel şarkılar vardı. Onun dışında Future e, yaptığı Future de çok iyi gidiyordu. Ben Lil Uzi'nin bu seneki performansını hiç beğenmedim. İnsanlar e, çok beğendiler özellikle Eternal Attack'i ama ben hiç beğenmedim açıkçası. O yüzden e, tepkide Tek çekebilirim. Söyledim. Aynen. Eternal Attack albümünü çok beğenmemiştim. Ama abi burada şöyle bir şey gördüm. Bence Lil Uzi Future'dan daha iyi bir performans ortaya koymuş. Benim de ben en edeyim. çok hayal kırıklığına uğradığım nokta bu oldu. Ha ama benim sevdiğim şarkılar oldu mu? Oldu. Önce senin görüşlerini alayım abi. Sonra şarkılarla alakalı. Abi ben açıkçası e, işte senin gibi düşünüyorum. Hani çok sarmadı beni de. Hani dinlerken öyle çok uzun uzun. Zaten çok fazla tekrar edemedim albümü. E, şey bu klipte olanı beğenmiştim açıkçası. That's it. Fena değildi. Lil Universe'u falan sarmıştı biraz daha. Hani diğer şarkılara nazaran benim hani böyle aralarından bakarken lan bu hoşuma gitti dediğim bir de şey oldu. Rockstar Chains oldu. O beni böyle belli bir çizgide tutuyordu. Dinlerken hani böyle sardı bir tık havasında oldum. Yine diğer şarkılara karşı hep böyle şeydim. Ya bu ne? Bu ne? Geç bunu abi. Bu ne? Ne dinliyorum ben filan havasında oldum. Yani muhtemelen sen benden daha iyi yorumlarsın elbette o kısmı ama hani dediğim gibi genel olarak böyle çok havası beni çekmemişti. Sen, seninle de şey konuştuk hatırlıyorsan hani sözlerde bakılabilecek bir şey var mı falan filan dedim sana ve Ya zaten kanka yani, yani, bu adamların Trey albümü zaten. Evet bu adamların öyle bir gayesi de yok. Ya burada yani, yani bu arada Future'ın da Lil Uzi'nin de çok iyi lirikleri de var yani yeri geldiğinde ama burada öyle bir gayeleri yok. Ee, abi benim beğendiğim birkaç şarkı oldu aslında. Ama bu şarkı bu albüm ne biliyor musun? 2K oynarken arkadan açmalık şarkılar albümü bu. <laughs> yani böyle çok ekstra bir şey aramıyorsun ve arkada çalıyor trap trap. Moment of Clarity şarkısını çok beğendim abi. Ben gerçekten albümün son şarkısı. Ee, onu beğendim. Onun dışında Bara Bad Beach şarkısını da beğendim. Orada Future and World Çok hoşuma gitti. Ee, ya i̇şaretlediğim 2, 4, 6 tane şarkı var abi. Bu 6 şarkıyı dinlenilebilir şarkılar olarak işaretledim. Drinking and Smoking, Stripes Like Burberry, Million Dollar Play, Plastic, Bara Bad Beach ve Moment of Clarity şarkıları. E, beğendim. Burada bu şarkılarda özellikle Lil Uzi'nin öne çıktığı fazla an var. E, Future'da bence Moment of Clarity'de harika bir iş çıkarmış. E, ama ben artık abi e, şimdi Ocak ayında Drake'in albümü gelecek. Ufaktan şu Future Drake albümünün ikincisini bir alsak mı artık? Bir salsalar mı artık? Çünkü yaptıklarını biliyoruz. Ben her şeyin de hazır olduğunu düşünüyorum. E, artık albümü bir sallarlarsa biz de şöyle bir doya doya Future dinleyelim. Ama yani de dediğim gibi genel olarak Future için iyi bir seneydi. Bu yani artık Kasım bu saatten sonra bir şey de çıkarmaz diye düşünüyorum. Single'ları iyiydi. İşte Life is Good bence bu senenin en iyi teklilerinden biriydi. Hatta Grammy'de en iyi Güzel. şarkıya aday olur. Ol yani olmazsa şaşırırım diyebilirim. Yalnız 2020'de mi çıktı o? Ha, evet, 2020 kanalı. Mart gibi ya. Tam böyle şeyin başında. Mart gibi yani. değil mi? Aynen o civarlar. Kop Aynen biraz böyle gümrütüye gelmişti hatta yani şarkı. Evet az önce yanlış bir kelime söyledim. Buna sansür atmam gerekecek. Ee, ne? <laughs> abi ne e, malum virüsle ilgili kelimeyi söyleyince demonetize oluyoruz. YouTube'un böyle saçma sapan bir politikası var. Ne? Ee, anlamadığım Aa. bir şekilde. Sanırım yanlış bilgi yayılımını engellemek için böyle bir şey yapıyorlar. Neyse ben buna hmm. editte sansür çakarım abi. Ee, bahsettiğim şey e, bil, malum virüstü. <laughs> Neyse. Ee, eklemek istediğim bir şey yoksa abi bu hafta daha yok da ekleyecek abi, bir şey yok. Ee, çok uzun bir program olmadı bu. Her zamanki alıştığınız standartta bir uzunluğa sahip olmadı. Şöyle bir gözden geçireyim e, kaçırdığım bir şey var mı diye notlarıma bakayım. Ee, açıkçası yok yani. Hani Bilal'i şarkısı var. da bizim alanımıza girmiyor. <laughs> ee, bu kadar. Ha, son olarak son bir şey söyleyeyim abi. Ee, Kanye'nin göme göme bitiremediğim na 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 şarkısına bir ee, remix geldi. Da Baby ve Two Chainz'le. Abi ben, benim <laughs> çok hoşuma gitti bu. Ee, çünkü artık beğenmeye başladım. Ee, çünkü Kanye'nin Rezalet 2 verse vardı. İkisi de yok burada. Ee, onun yerine DaBaby akmış gitmiş. Zaten bu beat'e de gidebilecek tek adam DaBaby'ydi. Bu kadar abi. Başka da ekleyeceğim bir şey yok. Eyvallah. Evet. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.